Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz aranj menüsü. Aranj menüsünde arkadaşlar size şunu ifade edeyim. Bakın, transform işlemleri free transform olarak aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bakın burada pozisyonunu ayarlıyor biliyorsunuz. Rotatesini döndürebiliyorsunuz. Skala büyütebiliyorsunuz. Size büyüklüğünü ayarlıyorsunuz. Scale yamultma işlemine sahip olabiliyorsunuz. Şimdi ben pozisyonu noktasında size şunu ifade edeyim. Herhangi bir açmış olduğumuz uygulama var. Bakın, bunu yapmak pozisyonunu ayarlamak. Ben şimdi bunun hangi alanda ne kadar hareket edeceğini buradan tayin edebiliyorum. Bakın. Bakın üst tarafına doğru ne yapabildim? Alabildim. Eğer ben bunu yan tarafını istiyorsamsa bakın hemen yanını seçtim. Bakın yanını aldım. Ben tam bunun üst tarafını istiyorsamsa bu sefer üstünü aldım. Bakın istediğim şekilde tam çaprazını istedim değil mi? Bakın. Şimdi çaprazına verdi mi? Verdi. İşte aradaki fark bu. Şöyle bir daha göstermek istiyorum size. Bakın açmış olduğum bir alan var. Buna da renk vereceğim ki daha net görünmüş olsun. Bu şekildeyken bakın yan köşeyi istiyorum değil mi? Şu köşesine doğru. Verdi mi? Verdi. Şimdi bunun üst tarafını istiyorum. Dubletini yapmak, bir çoğaltmak değil mi? Bunun hemen yan tarafını istiyorum. Çapraz noktası. Veya bunu tam mesela yan tarafını almak istiyorum. Şunun bu tarafına bakın. Üst tarafını almak istiyorum. Bu şekilde de tam çaprazını almak istiyorum. Bu da ne yapıyorsunuz? Bu şekilde ayarlamalar yapmak mümkündür. Bir de rotate yapmak arkadaşlar. Rotate ne yapmak? Döndürmek demek. Kaç derece döndüreceksinizse ben 12 derece dönder diyorum. Bakın. Ama merkez neresi? Burası. Ben merkezini şu köşeye alsam da döndürdüseydim bakın köşeden döndürecekti. Ama şöyle yapsaydım tam ortadan döndürdüseydim bakın tam ortadan döndürecekti. Şu alandan döndürdüseydim tam o alanı merkez kabul edip döndürecekti. Bu da uygulama noktası bu. Bu da yamultma arkadaşlar. Mesela bir tane daha uygulama alayım ben buraya yapalım ki tam net görme şansımız olsun. Bakın seçmiş oldum. Bunu da bu şekilde tamamlayalım. Bakın şimdi. Bunu tam mirror yap dediğim zaman yan tarafına doğru direkt olarak ne yaptı? Bakın çapraz aynalama olarak vermiş oldu mu? Verdi arkadaşlar. İşte bu da yamultma ve diğer uygulamalar. İsterseniz de buradan derecesel olarak da %25'lik bir kısımda bakın küçültme, büyütme, skala veya ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Bunu da kullanmış olursunuz. Buradan da aynı şekilde arkadaşlar kaçta kaç büyütmeniz veya küçültmeniz gerekiyorsa yine tercih noktasında ayarlamalar yapmak mümkündür. Ben 86 değil de 95 diyorum bakın. Ne yaptı? Hemen büyütmüş oldu. Height enine, wide nedir? Yüksekliği olarak arkadaşlar bu ayarlamayı alabiliyorsunuz. Şuradan da kaç derecelik uygulama yapmak istiyorsunuzsa 25 derece dönder dediğimiz zaman bakın yamultma işlemi yaptı. Bir 25'te buradan attığımız zaman ne oluyor? Tam bir yamultma uygulaması da bu şekilde alma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Yani ve burada en son yapmış olduğum yamultma işlemi neydi? Yani transform işlemi şuydu değil mi? Bu transform işlemini clear transform dediğimiz zaman ne yapacak? Silmiş olacak. Yani sadece neyi silmiş oldu? Hareket noktasını silmiş oldu. Transform uygulamaların bütün uygulamaları da şunlar değil mi? Bunlar arkadaşlar. Apply dublete ne yapmak arkadaşlar? Bir tane daha çoğaltmasını istemek demek. Apply ise tamamen bir tane daha uygulamak demektir. Clear transform da zaten ismi üstünde silmek, temizlemek noktasında yani hareket yapılan uygulamayı silmek için kullanabiliyorsunuz. Bunun mantığı uygulaması da bu şekildedir. Seçmiş olduğunuz iki tane arkadaşlar obje varsa bu objeleri algin diyerek ne yapabiliyorsunuz? Hizalamalar yapabiliyorsunuz. Left soldan, right sağdan, bu üstten, bu alttan, bu merkezden merkezler uygulanabiliyorsunuz. Center to back sayfanın tam ortasına, sayfanın bakın yatay veya dikey noktalarda sayfaya hizalamak noktasına kullanabiliyorsunuz. Algin noktasına şunu kullanırsınız da bakın daha nettir. Center dedim, tam merkeze al dedim. Aldı mı? Aldı. Buradan da merkeze al dediğim zaman tam orta noktaya aldı mı? Aldı arkadaşlar. Buradan aktif objeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz ise sayfa noktasında da bunları bakın. Sayfanın tam orta noktasını almak mümkün. Üste al dediğiniz zaman bakın. Üst noktasında. Ama aktif objeyi dediğimiz zaman bakın objeyi alır. Altı al dediğimiz zaman altı aldı mı? Aldı. Hoşunuza giderse okey dersiniz ve ne yapmış olursunuz? Çıkmış olursunuz. Bunun da uygulama noktası bu şekildedir.
Bir alttakinin bir üstte, bir üsttekinin bakın en üsttekinin en alta, en alttakinin en üstte olma imkanını şöyle belirteyim. En üstte hangisi var? Şu anda seçili alanımız var, değil mi? Bunu kademe kademe alta almak istersek ise buradan bakın order noktasına gelsek. Two front, two back. Bakın two back dediğim zaman en alt indi mi? İndi. Tekrar two front deseydim en üste çıktı mı? Çıktı. Buradan direkt olarak front one yani teker teker aşağı kademe kademe aşağı doğru inmek istersinizse backup kademe kademe alta forward de kademe kademe yukarıda çıkartabiliyorsunuz. Eğer isterseniz buradan ne yapabiliyorsun? Control pick up pick down olarak da kullanabiliyorsunuz. Bakın control tuşuna basarak pick up pick down yaparak ne yaptım? Bakın kademe kademe alta kademe kademe üste. Eğer shift tuşuna basıp da pick up pick down'a basıyorsunuzsa en alttakini en üste en üsttekini de en alta alabiliyor musunuz arkadaşlar? Bunun uygulama noktası da bu şekilde bilesiniz. Birden fazla objeniz varsa bunu ne yapabilirsiniz? Seçtiğiniz zaman buradan gelip grup yaptığınız zaman bakın grupladım. Eğer grubunu bozmak isterseniz en grup dersiniz. Bakın buz oldu. En grup ol dersinizse de ne olur? Bütün grupları aynı anda bozmuş olursunuz arkadaşlar. Bakın aynı anda grupları bozulmuş oldu. Buradaki mantık uygulaması da bu şekilde bilesiniz. Şimdi bir yazı uygulaması yapalım. Bundan her ikisini seçtim. Bakın kombine edersimse bakın ne vermiş oldu? Renk tonu olarak buradan vermiş olduğunuz uygulamada hangisini bakın şu şekilde vermiş olduk. Kombine demek tamamen bütünleştirmek, birleştirmek noktasıdır. Bunları birbirinden ayırmak istediğiniz zaman da eğer seçili ise şöyle seçtikten sonra bakın break kur ve apart dediğiniz zaman da otomatikmen birbirlerinden ne yaptı? Ayırmış oldu. Bağımsızlaştırmış oldu. Bunun özelliklerinden bir tanesi de bu. Şimdi bakın bir yazı yazalım. Yazımız bizim kombine işlemlerimiz olarak kullandığımız bir şey olsun. Şimdi ben bu yazımızı şöyle biraz da şey yapalım, kilitleyelim. Bakın şimdi dekupe etmek istediğim zaman buradaki dekupe işlemlerinden bir tanesini seçtim. Bakın, seçtim. Renk verdiğim zaman içi ne yaptı? Doldu mu? Doldu. Ama ben içinin boşalmasını istiyorsun. Sana ne yapacağım? O zaman bakın tekrar bu alanı bir daha tekrar dekupe yapıyorum. Şimdi dekupe yaptım. Buraya da ayrıca bir renk verebilirim. Bakın. Ama şimdi böyle bir uygulamada ben bu alanı seçtim. Bakın renk versem bile buraya ayrı bir renk veriyorum. Orada ayrı bir renk olur. Burası boşalması gerekmiyor mu? Tek verdiğim zaman şu içinin dolması gerekiyor, değil mi? İşte bu aradaki uygulamayı neyle yapacaksınız arkadaşlar? Gelip seçeceksiniz her ikisini de. Seçtikten sonra ne diyeceksiniz? Kombine diyeceksiniz. Bakın herhangi bir renk verdikse ne yapıyor? O renk tonunu alıyor mu? Alıyor arkadaşlar. İşte aradaki fark uygulaması da bu şekilde. Break apart deseydik ne yapacaktı arkadaşlar? Kur ve apart deseydik de bunu birbirlerinden ayırmış olacaktı. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Şimdi gelelim farklı bir uygulamaya. Eğer bir yazı alanınız varsa bakın belli noktalarda yazılar yazıyorum. Şimdi bu yazımızı arkadaşlar eğer isterseniz birazcık büyüterek göstermek istiyorum. Şimdi bu yazımızın bakın geldiğimiz zaman arenge menüsünden Break Artistic Text deseydim bakın bunu ne yaptı? Satır satır birbirinden ayırdı mı? Ayırdı arkadaşlar. Eğer bunu kelime kelime birbirinden ayırdı deseydik Break Artistic tekrar dediğimiz zaman ne yaptı? Kelime kelime ayırdı. Tekrar gelsek de tekrar bassaydık bu sefer ne olarak ayıracaktı? Harf harf ayıracaktı. Demek ki neymiş? Satır satır ayırmak
kelime kelime ayırmak ve harf harf ayırma imkanına da bu şekilde ne yapabiliyor musunuz? Sahip olabiliyor musunuz arkadaşlar? Bunun da uygulama noktası bu şekilde. Yapmış olduğunuz herhangi bir işlemi arkadaşlar ne yapmak? Kilitlediğiniz, bakın. Ben kilitlediğim zaman bunu ne yapamıyorum? Hareket ettiremiyorum. Bunu ne yapamıyorum? Silemiyorum. Tekrar geldiğimiz zaman unlock deseydim, bakın, seçmiş olduğumuz şeyde ne yapacaktı? Sadece bu objeyi açmış olacaktı. Ama birden fazla kilitlenmiş objeler varsa arkadaşlar, bütün objelerin kilidini de bir anda ne yapabiliyorsunuz? Açma imkanına bu şekilde sahip olabiliyorsunuz ki bunun mantığı, uygulaması da bu şekildedir. Bilesiniz. Şimdi şöyle iki tane objemiz var arkadaşlar. Bu objelerimizden bir tanesi welt. Bakın şu simgelere baktığınız zaman aynı şeyler aslında burada da mevcut olarak var mı? Var. Welt frame'deki union ile aynı eş değer arkadaşlar. Bakın bu iki objeyi bir bütün haline getirmiş olacak. Bakın. Bütünleştirdi mi? Bütünleştirdi. Bakın. Aslında normalde bu şekilde birbirlerinden bağımsızdı bunlar. Ben bunların içini bir de boşaltayım. Tam net olarak şey yapmış olsun ki gözükmüş olsun. Bakın. Şimdi bakın. Her ikisini seçtiğim zaman birleştiler mi? Birleştiler. Eğer her ikisini seçtikten sonra buradaki uygulamalar noktasına gelsem aynı şekilde trim var mı? Var. Bakın diğerini kesti mi? Kesti arkadaşlar. Buradan direkt fazlalık olarak atabiliyorsunuz. Aynen şuradaki uygulama. Eğer isterseniz de intersect noktası, kesişen orta noktasını ne yapabiliyorsunuz? Alma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Buradan bunu kullanmak mümkün. İsterseniz de simplif noktalarını azaltarak birbirleriyle uygulama yapma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Veya isterseniz de buradan bakın pants yapabilirsiniz. Diğer noktalardan bakın üst taraf gitti mi? Gitti. Tekrar ben alt kısmının diğer tarafı kesmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan da kestirebiliyorum. İsterseniz de buradan bunların hepsini arkadaşlar ayarlama noktası nedir dersinizse buradan shopping dediğimiz kısma gelseniz aynı uygulama burada mevcut olarak var mı? Var. Buradan da istediğiniz değerlere girerek mesela trim deseydim, trim uygula deseydim bakın ne yapmış olacaktı? Bu yine öbür tarafını kesmiş olacaktı. Yani aynı uygulama aynı şekilde burada da mevcut olarak bulunmakta. Bunu da bilmenizde yarar var. Convert to Curves arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir yazımız var. Bu yazımızın önemli olan bir şeyi var burada. Bakın. Şimdi ben dünya grafik dedim. Bu yazımızı ben matbaaya gönderecek olsam film çıkışı almam gerekiyor. Film çıkışı aldığım zaman bakın bir yazı karakteri eğer bir bilgisayarda buradaki bilgisayarda şu yazı karakteri burada var diyelim şunu ayarladım ama ben bir başka yazı bilgisayara götürdüğüm zaman eğer şuradaki yazı karakteri orada yoksa ne yapmıyor arkadaşlar? Aynı şekilde yazımız gözükmüyor. Veya list fonts diyor. Yani font değiştir diyecek bana. Font hatası verecek. O zaman benim ya buradaki yazı karakterini, şuradaki yazı karakterini tekrar o bilgisayara götürmem gerekiyor veya bunu convert etmem gerekiyor. Yani dönüştürmem gerekiyor. İşte burada uygulama noktası bu. Onun için arkadaşlar convert to curves dediğimiz uygulama bakın bu alanımızda yazımızı ne yapmış oluyor arkadaşlar? Şekil haline getirmiş oldu. Şu anda ne halinde? Bakın şekil halinde göreceksiniz. Ben biraz daha yakından geldiğim zaman göreceksiniz. Buradan ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz. Artık text durumu var mı burada? Text durumu yok arkadaşlar. Artık text uygulaması ne yapmış oldu? Gitmiş oldu bakın. Tamamen bir pet halindeki uygulama mantığıdır ki buradan da bunu kullanmanız mümkündür. İşte görüntü uygulaması, görüntü kısmı bu şekilde bilesiniz. İşte buradaki mantık convert uygulamasının mantığı arkadaşlar. Bunu ne halinden çıkartmak? Yazı halinden çıkartıp bir pet haline getirmek demek. Convert to Curves dediğimiz uygulamanın noktası da bu şekildedir. Bir alanımız var. Bakın bu alanımızın içerisinde convert to outline to obje diyor. Convert yani içindeki fil dolguyla dışındaki çizgiyi birbirinden ne yapmak? Ayırmak demektir. Bunu ayırma noktasında convert outline to obje dediğiniz zaman bakın birbirlerinden ayrıldılar mı? Ayrıldı bakın.
Yani içindekiyle dışındakini birbirlerinden ne yapmak? Fille stroku birbirinden ayırmak demek ki arkadaşlar. Bunu da buradan ayarlama yapma imkanına bu şekilde sahip olabiliyorsunuz. Yani seçmiş olduğunuz herhangi bir alanı diğer bir alanla bu şekilde convert the outline to object dediğiniz zaman da bakın bağımsızlaştırıp ne yapabiliyor musunuz? Ayırabiliyor musunuz ki bunun da mantığı uygulaması bu şekilde böyle bilesiniz. Bir de close path dediğimiz uygulamalar var. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir alanım var ama bunun kesişen noktalar yani şurayı birleştirmedim. Renk alıyor mu? Almıyor. Bu şekilde almadığı zaman arkadaşlar problem çekiyor muyuz? Çekiyoruz. İşte bu şekildeyken geldim. Arenge menüsünden diyorum ki kapat. Path'i kapat dediğim zaman başlangıç noktasında startla şeyi düz çizgi olarak mı kapatayım veya eğimli bir çizgi mi? Düz çizgi olarak kapat dediğim zaman otomatikman ne yapmış oldu? Kapatmış oldu arkadaşlar. Buradaki uygulama mantığı bu şekilde. Ama bir de var ki birden fazla çizmiş olduğumuz uygulama var. Bunların tümünü kapatmak istiyorsunuz arkadaşlar. Buradan geliyorum. Diyorum ki aynı uygulama birden fazla uygulamalardan aynı şekilde ne yap? Kapat diyorum. İstediğim şekilde de renk verebiliyorum. Yani tamamlanmamış petleri, tamamlanmamış alanları, açık alanları ne yapmak arkadaşlar? Birleştirmek noktasında kullanabiliyorsunuz bunları. Bakın bunların tümünü ne yap? Kapat diyorum petleri. İster bakın buradan birden fazla uygulama olsun. Pet olsun bunları birbirine bağlıyor ve kapatıyor. Ve ama düz çizgiyle kapatıyor. Burada eğimli elastikiyet eğimler varsa o elastikiyet eğimlere göre kendinde bir simetrik elastikiyet uyguluyor. Onu o şekilde kapatıyor. Başlangıç ve bitiş noktasını otomatikmen eğer kapatmak istiyorsunuz da düz çizgi olarak kapatıyor. Veya yine bir elastikiyet uygulaması yapıyor. Ben şu şekilde seçtiğim zaman bakın eğimsel olarak da kapattı ve renk alır duruma getirmiş oldu. İşte arkadaşlar arrange menüsündeki uygulama noktaları da bu şekildeydi. Bilesiniz bunu da sizinle paylaşmış olduk. Evet iyi günler diliyorum size arkadaşlar. Kolay gelsin. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarınızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşça kalın.